adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 17. lema 11. nota. Bil ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Çünkü muhatapların ekserisi cumhur-ı avamdır. Onların zihinleri basittir. Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden onların vesatet-i efkarını okşamak için tekrar ile semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Mesela semavat ve arzın hılkatı ve semadan yağmurun yağdırılması ve arzın dirilmesi gibi bilbedahe okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. O huruf-ı kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir ta zahmet çekmesinler. Hem uslubu Kur'an'da öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrilik var ki güya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfalarında yazılan ayatı okuyor. Allah Allah, maşallah ya. 11. nota. Bil ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Ya şefkat merhamete de izah etti yani. Şefkat merhamet yani insanların çoğu âmi diyor. Efendim böyle fikir adamı, ilim adamı çok az olduğu için Kur'an o çokluğa riayet ediyor. Onları muhatap alıyor. Çünkü mesela âmi olan hitaptan alimler anlar da mütefekkirler anlar da ama alimlere mütefekkirler olan kitaptan bizim gibi evamlar anlayamazlar. Evamda insanın her zaman çoğu yani öteden beri ne etti? Öyleyse Kur'an'ın şefkati ne etti? Merhameti efendim bütün insanları kucaklamış oldu. Amileri kucakladığı gibi alimler de kucaklıyor da. Çünkü ne dedi ki? Alimler mesela amilere yapılan şeyden anlarlar değil mi? Kitaptan. Ha, öyleyse şu ara göre sada alimlere konuşsaydı sada dar dairede kalırdı. Kur'an'ın şefkati sada o ilim adamlarının olurdu değil mi? Diğerler dışarıda kalırdı. Ama elhamdülillah ustadımız bunları nasıl nezere veriyor, nasihatini geliyor. Yani. Heye, öyle. Bil ki Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadesinde çok şefkat ve merhamet var. Heye Allah Allah. Çünkü muhatapların ekserisi cumhur avamdır. Ya, çoğu yani tabi öyle. Onların zihinleri basittir. Böyle yani çok derin şeylere giremez. Basit dedi bu. Çok düşünemez. Onun basit dedikleri bu. Evet. Nazarları dahi dakik şeyleri görmediğinden. Zaten izah etti. Nazarları dahi fikirler yani. Nazar bu da fikir manasına. Fikirleri böyle dakik ince şeyleri efendim hesaba katmadığından dolayı onların besatete efkarını okşamak için tekrar ile semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. Ya Allah, semavat ve arzın yüzlerine yazılan ayetleri tekrar ediyor. İşte yağmurlar bir ayet dedi ya burada. Hani öyle değil mi efendim söyleyeyim. Güneşin doğması bir ayet, gitmesi bir ayet, gelmesi işte ayın doğması hep bunlar ayet. Bunları nezere veriyor. Emme şerifi okuyorsun hep bundan ibaret yani değil mi? Yani emme hep bunlardan bahsediyor. Evet sonra? O büyük harfleri kolaylıkla okutturuyor. Mesela semavat ve arzın hilkatı ve semadan yağmurun yağdırılması. Harfler dediği bu işte. Harfler dediği bu evet. Ve arzın dirilmesi gibi bilbedaha okunan ve görünen ayetleri ders veriyor. Yağmurun yağması bir ayet. Güneşin gelmesi başka bir ayet. Gecenin gelmesi başka bir ayet, mevsimlerin değişmesi başka, onu diyor. O huruf-i kebire içinde küçük harflerle yazılan ince ayata nazarı nadiren çevirir. Nadiren, az. Evet, çünkü öyle. Ta zahmet çekmesinler. Hem üslubu Kur'an'da öyle bir cezalet ve selaset ve fıtrilik var ki güya Kur'an bir hafızdır. Allah, bu da bir teşbih yani. Tabi
Kur'an bir hafızdır. Hey, ne yapıyor? Yerde, göğde, semavatta, dünyada, ahirette olan şeyleri okuyor. Ahiret anlatıyor. Değil mi? Maziyi anlatıyor, geçmiş anlatıyor. Geçmiş ya Allah Allah. İstikbal anlatıyor. Ta ezelden al da ebede kadar gelin. Hep bütün şeyleri Kur'an anlatıyor bize. Hey, yani mesela biz Ashab-ı Kehf'i ne bilecektik Kur'an onu demese de Ashab-ı Kehf misal yani değil mi? Mesela diyelim Nuh Aleyhisselam'ı nasıl bilecektik yani? Başına gelen hadiseleri nasıl bilecektik? Öteki peygamberi, belki peygamberi ne etti? Kur'an bunları bize ders verdi, öyle mi? Evet. Ya. Dünya Kur'an bir hafızdır. Kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayatı okuyor. Ha, Allah Allah. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır. Ha, yani kainatta yani kainat bu sayede kainat Kur'an okuyor. Şimdi Kur'an'da mesela kainat Kur'an'ı nasıl okuyor? Kur'an kainatı nasıl okuyor? Malum işte her zaman okuyorsunuz. Şimdi Kur'an'da ne var? Vehvâle külşeyin kadir değil mi? Daha ne var? Vehvâle külşeyin alim, hakim var değil mi? Mesela aklıma gelen yani. Vehvâle külşeyin kadir Kur'an'da var. Güneş ne diyor? O da onu diyor. O da diyor vehvâle külşeyin kadir. Yıldızlar ne diyor? Onlar da diyor vehvâle külşeyin kadir. Dağlar ne diyor? Allah aşkına yani. Bir yumurta da onu konuşuyor. Yani aman yarabbim. He üstadımız işte böyle Allah Allah. Hocamız çok büyük bir hoca. Bunları bizim nezerimize veriyor. Biz bunları nereden düşünecektik yani? İmkanı var mı yani Allah Allah. Ve velakül işin kadir subhanallah. Her mehluk Kur'an bunu okuduğu için her mehluk bir karınca da bunu okuyor yani. Ve velakül işin kadir de öyle değil mi? Ya aman ya. Bir çiçek de bunu okuyor, bir ağaç da bunu okuyor. Ama ya Rabbi Allah ve Allah. Subhanallah. Ya. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır. Kainatçının kıraatı. Kainat Kur'an okuyor dedi ki o anlaşıldı değil mi yani inşallah. Ve nizamatının tilavetidir. Tabii kainatta bir nizam var ya. Ve Nakkaş-ı Ezeli'nin şunatını okuyor. Al Nakkaş. Nakkaş buna Arapçada mübalağa ile isim fail derler. Nakkaş, nakşedici. Evet, nakış yapıcı yani. Nakkaş Allah Allah. Nakkaş yazan yani öyle de güzel peygamber şey ustadımız Allah namına peygamberimize öyle güzel şeyler kullandı ki ne diyor burada Hazret Allah'a oku bak. Nakkaş-ı Ezeli'nin bunu kullandı biz. Biz Allah dedik yani. Öyle demir burada değil ki Nakkaş Ezeli'ne. Evet. Sincere bak Ezeli hem de Nakkaş. Mesela her yaratığı şey bir nakış. Nakkaş Ezeli. Mesela tabi zaman zaman söylüyoruz. Yani bir bülbül bir nakıştır. Vücudu. Konuşması da ayrı bir nakıştır. Nekameti de aynı bir nakıştır. Öyle mi? Evet. Efendim bir kartal bir nakış, bir montof ve hakeza her neye baksan nakış. Yani kainatta ne varsa hep onlar nakış yapıyor. Bir dağ daha insan baka baka doymuyor yani. Eğer bakmayı bilebiliyorsunuzsa öyle mi yani? Ya Allah Allah. O denizlere, deryalara bakmak. O ne konuşuyor deryalar? Dalgalarıyla altındaki efendim bütün çeşitli hayvanlarıyla ne konuşuyor deniz? Allah'ı konuşuyor. Öyle mi? Evet, biz Allah'ın nakışlarıyız diyor yani. O balına balığında olan güzellik değil mi? Ne kış var bunda? Allah Allah. Ötekinde, berişinde falan ne kış. Aman yarabbi fesubhanallah. Ya Allah Allah. Nakkaş ezeli ne kadar güzel değil mi? Öyle ha. Ve başka yerden ne diyorsun? Her şey bir nakış fakat en büyük nakış insan. Nakş-ı azem diyor insana. En büyük nakış. Allah çok nakış yapmış ama insan kadar bir nakış daha yapmamış. Onun üzerine de daha bir nakış yapmamış yani. Değil mi? En büyük nakışı insan. Çünkü insan kadar maddi, manevi, güzel bir mehluk yok. Aklıma bir şey geldi. Ta 500 sene evvel İstanbul'da bir gün bir derste 23. sözü okudular arkadaşlar da ehsen-i tekrün usta tabi anlatıyor biliyorsunuz. Lekat halegner insana fi ehsen-i tekrün. Ben de bu ehsen-i tekrün orada işte böyle elden geldi. Hadi izah ediyorum. Efendim oradan bir talebe parmağını kaldırdı. Dedi hocam
sen ile diyorsun ama insandan güzel de, güzel şey var dedi. Allah Allah diyorum. Ben bilmiyorum. Kim ki insandan güzel şey? İyi tavus kuşu insandan daha güzel. Ha dedim, benim bu hiç aklıma gelmemişti. Hakikaten iyi dedin dedim. Ha doğru, tavus kuşu insandan güzel. Şimdi o nerede? Dedim Pineş'te. Dedim madem o senden güzel, şimdi değişlenme istiyor. Sen git Pineş'e, o gelsin buraya ders dinlesin. Yok dedi, olmaz. Buraya sen de mi dedin? Öyle bir şey etmiyor. Allah Allah. Dedi tavus kuşu insandan güzel. Yani insan Allah. İnsandan daha çok ülvi bir nakış işlememiş Hazreti Allah, Allah Allah. Burada nasıl insan, biz yani kendimizi anlıyoruz yani. En mühim mesele kendimizi anlamak. Ya çok mühim de değil mi? İnsan yani malın değerini anlayan mıydır, anlamayan mı? Malın değerini anlar da kendi değerini şimdiki insanlar gibi değil mi ya? Şimdiki insanların çoğu kendi değerini anlamıyor. Hani misal olur mu yani? Yani şu eli sana bak, verir mi ki bundan sen satranç oynayasın? Oynasınlar da onlara karışmıyor mu? Yani verir mi yahu? Tabii verir mi bu eli sen? Bu satranç oynamak için bu. Bir şey demiyorum. Yani oynasınlar da bu ayakları sana verir mi ki o topa vurasan yahu? Allah aşkına be. Bilir mi yahu? İşte insan değerini bilemiyor yani. Ayağının değeri, elinin değeri, aklının değeri. Allah Allah. Zamanın değeri. Fesubhanallah. Ya Allah Allah. İşte Risale-i Nur burada efendim kendi değerimizi anlattı şimdi. Öyle mi? Evet. İnsan kendi değerini anlayınca ona izafe edilen her şeyin değerini anlayabilir yani. Zamanın değerini anlar değil mi? Dünyanın değerini anlar, ahiretin değerini anlar. Anlar yani ya. Tabii. Ne diyor Nakkaş-ı Ezeli'nin? Ve Nakkaş-ı Ezeli'nin şuunatını okuyor. İşlerini ya. Şunat, Allah'ın işlerini, şunatı okuyor. Yaratması bir şunat, öldürmesi bir şunat, efendim ne yaptıysa. Evri çevirmeler hep şu, iş Allah'ın işleri. Şunatını okuyor. Ve fiillerini yazıyor. Allah Allah. Kim yazıyor? Kur'an-ı Kerim değil mi? Tamam. Bu cezaleti beyaniyeyi görmek istersen, hüşyar ve müdakkik bir kalb ile Sure-i Amme. Ben demin dua aklıma geldi ya. Baştan yere doğru yani. Allah Allah. Ve Kulillahümme malikel mülki ayetleri gibi fermanları dinle. Dinle. Allah Allah. He, orada şu Kur'an-ı Kerim var mı? Evet. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim var mı? Allah. Ama başta başlıyor Bismillahirrahmanirrahim. Emme yetesalun. Emme yetesalun. Neden enin nebe-i lezim, büyük bir nebe-i lezim var, ondan sual edenler Allah'ın nebe. Nebe-i lezim işte ahiretin gelmesi, kıyametin kopması, dağların yerinden oynaması, yıldızların yanması, denizlerin yanması. Allah Allah. Ellezühün fî muhtelifin, kella seyâlemine. Kella seyâ, bilecekler istikbalde. Görecekler. O kıyamet kopunca, Bu dağların yerinden oynadığını, gittiğini yılda burada görecekler deyir. Sümme kelle, sonra gene bilecekler. Ahiret nasıl dirilecek, cennet cehennem nasıl yerleşecek. Bunları bilecekler. Allah Allah, aman yarabbim. Elem nezellerde mihaden. Şimdi ne bade, Allah Allah. Elem nezellerde mihaden. Ben yer ise beşik yapmadım mı? Orada rahat etmiyor musunuz? Orada uyumuyor musunuz? Efendim, orada yaşamıyor musunuz? Erem nerzeriz el mihaden vel cibale evtadan. Dağları ben gazı şey yapmadım mı? Yine oldu. Vel cibale evtadan, dağları ben yere kazık yapmadım mı? Melekelerden anlatıyorlar diye Hazreti Allah en evvel bir küreydi, yuvarlar olarak yarattı. Fakat durmadı, böyle titredi o yani, bu yani titredi. Bir an baktık dağlar var, an. Bir daha baktık dağlar, Allah Allah. Yerin kazık. Dağları kazık etti. Onu diyor yani. Vel cibala utadan. Ve halaknaş mezvacen. Ben size çift yaratmadım mı? Bu da başka bir şey yani. Yani
Ben sizi sift sift yaratmadım mı? Hayvanları, insanları sizi, yani evlilik meselelerini ortaya değil mi? Yani yaratmadım Allah Allah. Yani nezere veriyor. Ve cealâ nevmeküm sübaten. Ve cealâ ben ezdim şan kıldım nevmeküm. Sizin uykusunuz size sübat. Rahat etesiniz diye size uyku verdim. Yani öyle. Ve cealâ leyle libasan. Ben gece ise libas kıldım. Orada o libasa sarıla yatıra rahat edesiniz. Huzur bulasınız. Sabaha dinlenmiş olarak çıkarsınız. İşinize başlayasınız. İşinizi göresiniz. Allah. Ve celle nehar maaşen. Ben size gündüzü size iş görecek yer yapmadım mı? Yani maaşınızı efendim ihtiyaçlarınızı görecek size yapmadım. Böyle gidiyor yani. He? Allah. Ve beynine fevkaküm seben şiddete. Ve beynine fevkaküm. Ben sizin fevkuzda kırmadım mı? Seben şiddete yedi kat göğleri. Seben yedi kat. Ve cealına o yıldızları kurmadım mı? O güneşi siracan ve haca. Sen sıra ışık verici ve hala. Doğru ağzına kadar gidiyor onu dedi burada. He yani. He. Demek ki şurada ne izahatı? Şimdi emme kainat okuyor. Hafiz. Dedi de şimdi emme kainat okuyor. Hafize. Ona misal verdi dedi. He, bak burada onu dedi. Bu emme-i şerif kainat okuyor. He. Siz uykunuza varıncaya kadar. He. Evlenmenize varıncaya kadar. Oku. Evet. Güya Kur'an kainat kitabının kıraatıdır ve nizamatının tilavetidir ve nakkaş-ı ezelinin şuunatını okuyor. Bakıyor Allah Allah. Ve fiillerini yazıyor. Bu cezaleti beyaniyeyi görmek istersen hüşyar ve müdakkik bir kalb ile. Uyanık hüşyar, uyanık hem kalp uyanık olacak hem de müdakkik akli müdakkik olacak yani. Öyle. Sure-i Amme ve kulillahümme malikel mülki ayetleri gibi fermanları dinle.